Sakız Ağacı Dinleme Metni Cevapları ve Soruları, Özgün Matbaacılık Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169, 170, 171, 172, 173, 174, Doğa ve Evren, Sakız Ağacı Dinleme Metni Cevapları, 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Sayfa 169 Cevabı, Hazırlık Çalışmaları 1. Doğadaki varlıkları birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, doğadaki varlıkları birbirinden ayıran özellikler, boyutları, nelerle beslendikleri, büyüme ve yaşları, ne kadar süre yaşadıkları ve nerelerde yaşadıklarıdır. Bu bilgiler her hayvan için değişiklik göstermektedir. İkinci, adlarını bildiğiniz bitki türleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap, orkide, fesleğen, kaktüs, aloe vera, peygamber kılıcı, papatya, kaktüs en çok bildiğim bitki türleri. Bunlar evlerde yetiştirilen ve çok çeşitleri olan birbirinden güzel çiçeklerdir. Birinci etkinlik. Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen kelimeleri, ipuçlarından yararlanarak bulmacaya yazınız. Cevap. İkinci etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları sayfa 170 cevabı. Metinde geçen aşağıdaki kelimenin ve kelime gruplarının anlamını öğreniniz. Bu kelime gruplarının metnin anlamına etkisini açıklayınız. Boy atmak, böbürlenmek, yüz vermek. Cevap, bu kelime grupları hem metne farklı mana katmış, hem de dikkat çekmiştir. Birkaç kelime ile birçok mana ifade edilerek okuyana farklı hisler hissettirmiş ve kelime hazinesini geliştirmiştir. Boy atmak anlamı, uzamak. Böbürlenmek anlamı, kibirlenmek, üstünlük taslamak. Yüz vermek anlamı, şımartmak 3. Etkinlik aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Kavakların arasında beliren şey neymiş? Cevap, kavakların arasında beliren minik bir filizmiş. Kavaklar bunu kendilerine hiç benzetememiş. İkinci, kavaklar ve fidanda yıllar içinde hangi değişiklikler olmuş? Cevap, kavaklar ve fidanda yıllar içinde boy atmışlar ve büyümüşler. Üçüncü, fidan, kavaklara kendisini dışlamamaları için neler söylemiş? Cevap, fidan, biliyorum benim türüm ayrı, görüntüm farklı ama ben de sizin gibi gövdemin üzerinde duruyorum. Ben de sizin gibi dallarındaki yapraklarla nefes alıyorum. O yüzden beni dışlamayın, yabancı gibi davranmayın demiş. Dördüncü, yaşlı kavak, fidanın kendisini kabullenmeleri isteğine nasıl bir cevap vermiş? Cevap, yaşlı kavak, sen bizim gördüğümüz hiçbir ağaca benzemiyorsun. O yüzden seni tanımıyor ve aramıza almıyoruz demiş. Beşinci, kavaklar, fidanın kim olduğunu ne zaman anlamışlar? Cevap, kavaklar, fidanın kim olduğunu çiçekler açıp, meyveler verince anlamışlar. Altıncı, kavakların utanmasına sebep olan neymiş? Cevap, kavakların utanmasına sebep olan şey attığı tohumların sakız ağacının attığı sakızlara yapışarak etrafa saçılmaları ve ailelerinin yanlarında fidanlara dönüşmeleriydi. Eskiden kavak ağaçlarının yavruları rüzgarla etrafa saçılırdı ve yavruları uzakta büyürdü. Bundan utandılar. Dördüncü etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları sayfa 171 cevabı. A. Metni ana hatlarıyla anlatınız. Cevap, sakız ağacı, kavakların arasında beliren minik bir filizmiş. Kavaklar bunu kendilerine hiç benzetememiş. Kavaklar ve fidanda yıllar içinde boy atmışlar ve büyümüşler. Fidan, biliyorum benim türüm ayrı, görüntüm farklı ama ben de sizin gibi gövdemin üzerinde duruyorum. Ben de sizin gibi dallarındaki yapraklarla nefes alıyorum. O yüzden beni dışlamayın, yabancı gibi davranmayın demiş. Kavakların utanmasına sebep olan şeye attığı tohumların sakız ağacının attığı sakızlara yapışarak etrafa saçılmaları ve ailelerinin yanlarında fidanlara dönüşmeleriydi. Eskiden kavak ağaçlarının yavruları rüzgarla etrafa saçılırdı ve yavruları uzakta büyürdü. Bundan utandılar. B. Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Cevap. Metnin konusu, kavaklar arasında büyüyen sakız ağacının hikayesi. Metnin ana fikri, farklılıklarından dolayı kimseyi dışlamamak, her canlının kıymetini ve doğaya katkısını bilmek. Metnin size ilginç gelen bölümünü ve bu bölümü neden ilginç bulduğunuzu. Cevap. Metnin bana ilginç gelen bölümü, sakız ağacından dökülen sakızların tohumları tutması.
Metnin bu bölümünü ilginç bulmamın nedeni, daha önce bunu bilmememdir. Ben insanların gelip sakızları toplayacağını hayal etmiştim. 5. Etkinlik aşağıya, metnin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Cevap, devler arasında farklı bir ağaç. 6. etkinlik aşağıda, metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanı noktalı yerlere yazarak tamamlayınız. Türüm beni dağlarımdaki gövdemin fidan yabancıymışım kavaklar. Cevap. Uzun uzun kavaklar. Biliyorum, benim görüntüm ayrı. Görüntüm farklı. Ancak ben de sizin gibi gövdemin üzerinde duruyorum. Ben de sizin gibi dallarımdaki yapraklarla nefes alıyorum. O yüzden beni dışlamayın. Bana yabancıymışım gibi davranmayın. 7. Etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları sayfa 172 cevabı. A. Sakız ağacı fidanının yaşadıkları karşısında hissettiği duygular hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap, sakız ağacı bence kendisini çok kötü hissetmiştir. Olduğun yerdeki kişilerin seni istememesi ve senin de başka gidecek yerin olmaması çok kötü bir durum. Kendini çaresiz ve ezik hissetmiştir. B. İnsanların benzerlik ve farklılıklarının, aralarındaki ilişkilere etkisi hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, her insanın benzeyen ve farklı olan yanları vardır. Vücudumuz ve organlarımız birbirine benzese de bizim fikirlerimiz bizi birbirimizden ayıran ve aklımız bizi değerli yapan şeydir. Herkesin aklı ve duyguları birbirinden farklı olduğu için fikirlere saygı duymak ve bunları toplum içerisinde sahiplenmeleri gerekir. Toplum olmanın ve insan olmanın gereği budur. 8. etkinlik aşağıdaki görselden, kelime ve kelime gruplarından yararlanarak ağaçları yok etmenin olumsuz sonuçları üzerine bilgilendirici bir metin yazınız. Yazarken olayları oluş sırasına göre aktarmayı, metnin içeriğine uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Ağaç yangıngın sansansalı besince konami oksijen. Cevap, yok edersen ağacı yok edersin insanlığı. Ağaçlar bizim doğamızın en önemli hazineleridir. Eğer onlar olmazsa bizler oksijen alamazdık. Ne yazık ki insanlar ağaçları doğru koruyamıyor. Onları yangın çıkararak yakıyor. Ekonomimiz de bu yangınlardan ötürü çok kötü etkileniyor. Ağaçlar besin, sağlık, oksijen bakımından bizlere her şeylerini vermelerine rağmen hala onları kesmemiz aslında insanlığı da kesmemiz anlamına geliyor. O yüzden doğayı koruyalım. 9. Etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları sayfa 173 cevabı, aşağıdaki broşürü inceleyiniz. Broşürün amacı ve hedef kitlesi hakkında arkadaşlarınızla konuşup görüşlerinizi açıklayınız. Cevap, bence broşürde çok fazla yazı var. İlk bakışta da insanı çok etkilemeyi başaramıyor. Broşürün amacı, geri dönüşüme teşvik ederek, kaynaklarımızı korumak ve çevrenin kirlenmesini engellemektir. Hedef kitlesi ise, bütün insanlardır. Çünkü bu hepimize düşen bir görevdir gibime geldi. 10. etkinlik bitkilerin korunmasına yönelik bir kampanya düzenleyeceğinizi düşününüz. Aşağıya kampanyanızı bir bitkinin ağzından tanıtan, hayali ögeler barındıran kısa bir reklam senaryosu yazınız. Cevap, bitkiler dile geldi reklamı. Reklam müziği çalar ve ortaya havuç gelir, merhaba ben havuç. Biliyor musunuz eskiden ben daha turuncuydum. Ama renklerimle oynadılar. Bana ilaçlar verdiler. Artık ne tadım ne de tuzum kaldı. Gördüğünüz gibi gençler dünyamızda her şey tadını yitiriyor. Gelin bitkileri koruyalım. Onlara zarar vermeyelim. Böylece ben orman abiniz olarak sizlere en güzel bitkileri, en lezzetli yemişleri vermeye devam edeyim. Reklam burada biter ve müzik girer. 11. Etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları sayfa 174 cevabı. Aşağıdaki eş sesli kelimeleri farklı anlamlarıyla kullanarak birer cümle yazınız. Cevap. Dal kelimesi 1. Anlamı, dala bir kuş kondu. İkinci anlamı, denize dalan adam balık tutarak çıktı, kaz kelimesi 1. Anlamı, bahçenin kazılması gerekiyor.
İkinci anlamı, ben kazları çok severim. Çok şirinler, yaz kelimesi bir. Anlamı, yaz gelince yine terlemeye başladık. İkinci anlamı, bu sayfayı da yazmalısın, saz kelimesi bir. Anlamı, sazlıktan geçerken başımıza neler geldi bir bilsen. İkinci anlamı, saz çalmayı öğrenmek istemiyorum, düş kelimesi bir. Anlamı, düşümde harika şeyler gördüm. İkinci anlamı, oraya çıkarsan düşebilirsin, yaş kelimesi bir. Anlamı, yaşlı adam bana şeker verdi. İkinci anlamı, bu elbise kurumamış ki daha çok yaş. Bağ kelimesi bir. Anlamı, üzüm bağına gideceğiz. İkinci anlamı, aramızdaki sevgi bağı daha da kuvvetlendi, göz kelimesi bir. Anlamı, gözlerimde kuruluk var. İkinci anlamı, gözlüğünü pencerenin gözüne koydum. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Özgün Matbaacılık Yayınları Doğa ve Evren sayfa 169, 170, 171, 172, 173, 174 Sakız Ağacı dinleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.